Wagner grubu. Hakkında çok da fazla bilgi olmayan, Rusya'nın askeri operasyonlarına destek veren paralı askerler. Suriye'de Esed rejiminin, Libya'da darbeci Hafter güçlerinin yanındalar. Bugünlerde ise Belarus'taki varlıkları tartışılıyor. Minsk yönetimi, geçtiğimiz hafta Wagner'e bağlı paralı askerlerin tespit edildiğini, 33'ünün tutuklandığını duyurdu. Tutuklamalar, Rusya ile Belarus arasında gerginliğe yol açtı. Peki Wagner'e bağlı paralı askerler neden Belarus'ta? Pek çok iddia gündemde. Belaruslu yetkililere göre amaçları, önümüzdeki hafta yapılacak seçimlere müdahale etmek. Devlet Başkanı Lukashenko, paralı askerlerin ülkesinde isyan hazırlığında olduğunu öne sürdü. Kremlin, son gerilime kadar Wagner'le olan bağını yalanlıyordu. Wagner grubunun veya bu şirketin veya askerlerin verilen görevi yerine getirene kadar Putin inkar ediyor. Verilen görev bittikten sonra açıklıyor. Wagner'in Belarus'un Rusya ile birleşmesini isteyen gruplara destek için geldiğini iddia edenler de var. Belarus'ta bu görevi başaramadılar. Çünkü seçimler daha önümüzdeki hafta yapılacaktı, onlara müdahil olamadılar. Ve suçüstü yakalandılar hiçbir iş yapmadan. Bu yüzden Putin hiddetleniyor. Çünkü Belarus elinden kaçılıyor. Dünya, Wagner güvenlik şirketinin adını ilk kez 2014 yılında duydu. Şirket, devlet dışı silahlı örgüt olarak Ukrayna, Suriye ve Libya'daki savaşlara müdahil oldu. Wagner'in paralı askerleri Çeçenistan ve Gürcistan'da sıcak çatışma deneyimine sahip. Savaşçılar, maddi sıkıntılar yaşayan ve sivil hayata ayak uydurmakta zorluk çeken eski askerler arasından seçiliyor. Yaşları 35 ila 50 arasında. Toplam sayılarının 5000'den fazla olduğu tahmin ediliyor. Ücretleri ise aylık 5000 dolara yakın. Yapısı karargah, özel operasyonlar ve idari işler olarak 3 birimden oluşuyor. Diğer batılı ülkelerdeki özel askeri şirketlerden farkı doğrudan doğruya sanki Putin'in sağ kol gibi hareket etmeleri. Yani hem varlar hem yoklar. Wagner'in sahibi hakkındaysa kesin bilgi yok. Ancak sahibinin Kremlin'e yemek servisi sağladığı gerekçesiyle Putin'in aşçısı lakabı takılan ünlü iş adamı Yevgeni Prigojin olduğu düşünülüyor. Prigojin ilginç bir isim. Wagner'in zaten başında olan kişi de Putin'in çok yakın arkadaşı. Trump'ın seçimlerine de müdahale etmekle ve onun lehine hareket etmekle, troll şirketler kurmakla suçlanan, Amerika'nın yaptırım listesine alınan bir isimden söz ediyoruz. Prigojin'in Concord isimli bir yönetim danışmanlığı şirketi var. Wagner'in de bu şirkete ait bir yan kuruluş olduğu iddia ediliyor.